yaşandı. Siyahi bir vatandaş işte boğazına bir suçlu olduğu gerekçesiyle, önce onu söyleyeyim, suçlu olduğu gerekçesiyle işte bir polis tarafından işte boğazına baskı yapılmak suretiyle öldürüldü biliyorsunuz. Bu olayla ilgili çocuğun kafasına bunu söylediniz, olayı anlattınız. Yakın zamanda böyle bir şey yaşandı. Hatta ülkemizde hala böyle, yani ülkemizde ve dünyamızda belki de hala böyle şeyler yaşanıyor. Bakın bu geçmişte olan bir şey değil. Sadece Kızılderililerin başına gelen bir şey değil dediniz. Ve dediniz ki şimdi George Floyd'un yerine bir kendinizi koyun. Ötekileştirme kavramını öğrendiniz. Bunun dışında işte Kızılderililerin ne olduğunu öğrendiniz. Değer yargılarınız biraz daha değişti. Ötekine karşı, beyaz adam olsan işte Kızılderili'ye karşı, Kızılderili olsan beyaz adama karşı bir şekilde senin kavramın değişti. Şimdi George Floyd'un suçlu olduğu söyleniyor. Bu suçlu olduğu için birinin hayatını elinden almak doğru mudur? Birazcık bunu düşünmek lazım. Sonrasında kendinizi bir George Floyd'un yerine koyun bakalım. George Floyd nasıl bir çocukluk geçirmiş olabilir? Ve geçirdiği çocukluktan dolayı suçluysa dahi onu bu suçluluğa iten şey ne olabilir diyoruz. Ve sonrasında şunu söylüyoruz. Diyoruz ki şimdi sizinle beraber bir hikaye yazacağız. Şimdi burada da Storyboard programımızı kullanacağım. Storyboard'a daha önce üye olmanızı rica etmiştim. 6 gün ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz Storyboard'ı. Hemen çocuğa şunu diyorsunuz. Kendini George Floyd'un yerine koy. Ve George Floyd'un çocukluğunun yerine, yani sen artık bir çocuk olarak empati kurmanı istiyorum burada. George Floyd'un çocukluğunu yaşadın ve başına bunlar geldi. Sen acaba suç, mesela onu suça iten şey neydi gibi, neyi düşünebilirsin burada? Mesela işte ilkokulunda sorunlu olmuş olabilir, sorunlu şeyler yaşamış olabilir. Ya da bunun dışında devam ediyorum, işte annesi ve babası dışlandığı için bir sıkıntı yaşamış olabilir, iş bulamadıkları için. Ya da işte mahallelerinde bir sorun yaşanmış olabilir. Şimdi beraber şunu yapıyoruz hemen. Pardon. Ekranım gitti. Tekrar paylaşıyorum. Evet. Şimdi Storyboard'a nasıl giriyoruz? Hemen onu anlatayım. Hikayemiz belli. Bununla ilgili çocuğa bir hikaye yazdıracağız. Storyboard Google'a yazdığınızda direkt çıkıyor. Program İngilizce. Google Chrome'dan Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Sağ tık yapıp çevirebilirsiniz. Ama işte yine İngilizce'den Türkçe'ye çevirmede bazı aksaklıklar olabiliyor. Sync up diyorsunuz. Daha önce üye olduğunuz için direkt siz zaten sınıfa gireceksiniz. Buradan ben de giriyorum kendim. Şifrenizi girip sisteme giriş yapıyorsunuz. Siz giriş yaptığınızda öğrenci kısmıyla giriş yapmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle öyle üye oldunuz. Giriş yaptığınızda eşyalardan sınıflar kısmı var. Sınıflarda bir sınıfa katıl ya da write, sınıfa katıl kısmı var. O katıl kısmına şimdi sizi yönlendireceğim, sonra size programı anlatacağım. Burada benim iki tane sınıfım var. Biri sizin için açtım, biri diğer kendi sınıflarım için açtım. Atölye sınıfına tıklıyorum burada. Atölye sınıfına tıkladıktan sonra görüyorsunuz bu sizin için açtığım sınıf. Burada işte buraya üye olan arkadaşlarım gözüküyor burada. Kimler işte katıldıysa. Şimdi buraya nasıl katılacağız? Hemen gösterelim. Roster kısmına girdim. Şu kısımdan öğretmen ya da öğrenciyi davet et kısmı var. Burada Gmail'inizi girerek çok rahat bir şekilde aslında Gmail'inizle beraber bağlantı kurabiliyorsunuz ama işte mail gidiyor, aktivasyon istiyor. Onun yerine şu kısma tıkladığınızda, şimdi sizin önünüze şu çıktı. Eşyalar kısmına girdiniz. Eşyalardan sınıflara girdiniz. Sınıflardan da sınıfa katıl kısmı çıktı. Sınıfa katıl kısmını hemen ben sohbet kısmına da yazıyorum. KXCS3K. Bunu yazıyorsunuz. Direkt benim sınıfıma katılabiliyorsunuz. Hemen yazayım ben de. KXK. Evet. Halep Hocam yazdı. Teşekkür ediyorum. KXCS3K. Peki devam ediyorum. Şimdi burada şunu yapacağız. Girdikten sonra siz write ya da yaz. Hani eğer Türkçe çevirdiyse direkt programınızı. Hani yazmaya başla şeklinde ya da write şeklinde bir şey çıkacak İngilizce. Ona tıkladığınızda sizin önünüze şöyle bir sayfa çıkacak. Ben hemen o sayfayı açayım size. Önünüze bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Sayfada dilerseniz bir fotoğrafla beraber yazabilirsiniz. Yani bir fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Ya da kısa bir hikaye oluşturabilirsiniz. Şiir oluşturabilirsiniz. Çocuk için en güzel kısmı şurası açıkçası. Burada ben genellikle kısa hikaye yazdırıyorum. Bu kısa hikaye kısmına tıkladım.
Soru board'u diğerlerinden ayıran, yani soru board'u bizim standart çoğu hani kalem kağıtla yazmamızdan ayıran en büyük özellik şu. Çocuklar çok rahat bir şekilde sosyal medyada buradaki şeyleri paylaşabiliyorlar. Yani burada yazdıkları şeyleri sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Biliyorsunuz ki dijital bir çağdayız. Ve çocuklar bunu çok rahat bir şekilde, demin de söylediğim gibi, paylaşıyorlar ve fazla bir kitleye ulaştıklarında bu sefer ne oluyor? İşte mutlu oluyorlar, haz alıyorlar. Bu sefer daha çok yapmak istiyorlar. Ve burada en güzel şeylerden biri şu, biz işte kısa hikaye yazacağız. Biraz önce de konumuz neydi? İşte George Floyd'la ilgiliydi, değil mi? George Floyd'un çocukluğunla ilgili bir empati kuracağız. Onun yerine bir şeyler yazacağız. Right kısmına geldiniz. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. En güzel kısmı da bu aslında, biraz önce de söyledim. Birçok resim var. Çocuğun hayal gücüne hitap eden. Şimdi birinin hayatıyla ilgili bir şey yazacaksınız. Dilerseniz burada popüler olanlar var, farklı farklı işte en sık kullanılanlar kısmı var. Hemen geldiniz, bir tane resim seçtiniz. Mesela işte ne seçelim? George Floyd'la ilgili olsun. Şöyle biraz daha. Diyelim ki işte bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra program önünüze bir sürü resim getiriyor. Getirdiği resimlerle çocuğun biraz daha hayal gücünün hareketlenmesini sağlıyor. Burada direkt bir başlık yazabilirsiniz. Mesela ben yazayım, siz de bu sırada yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte mesela zaman dedim. Hemen şöyle. İşte altına başka bir başlık yazdım. İşte hayat dedim. Ve buraya geldim. Buraya geldiğimde şunu yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki biz Türkçe dersinde hikaye unsurlarından bahsediyoruz. İşte yer, zaman, mekan, olay, işte karakterler. Çocuğa diyorsunuz ki ya yazmakta zorlanıyorum hocam, yazamıyorum diyor çocuk mesela. Ne yapacaksın burada? Şunu söyleyebilirsiniz. Hemen şöyle bir şey yap. Kafanda bir sürü karışık şey var. Onları önce bir kağıda dök. Hemen seninle beraber şunu oluşturalım. Sana konuyu verdim zaten. Sen ne yapacaksın? George Floyd'un çocukluğunu yazacaksın. Hemen şuraya bir çocukluk yaz bakalım. Neyse yazdım. Tamam, doğru, neyse. Çocukluk yazdım. Çocukluğu yazdıktan sonra bir yer belirle bakalım. Nasıl bir yerde geçsin bu hikayen? Mesela bir orman evinde geçsin. Bir orman evinde geçecek. Peki bir zaman belirle, bir öğleden sonra olsun dedi çocuk. Bir öğleden sonra dedik, bir orman evinde dedik. Ve çocukluk anılarını anlatacağız ve onun çocukluğunu anlatacağız. Peki karakterler ne olsun? Çocukla köpek olsun, çocukla anne olsun, neyse artık. Karakterleri de koyduk. Sonrasında diyoruz ki hem resimlere biraz bak, hem biraz önce George Floyd'un hayatından bahsettik, ötekileştirmeden bahsettik. Bununla ilgili bir hikaye kurgula istiyoruz. Siz bir yandan, çocuklar bunu bir yandan kurgularken, bir yandan da işte resimlerle bağlantılar kuruyorlar. Ve siz yazarken ben birkaç tane daha yine programla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim. Mesela işte bölüm ekleyebiliyorsunuz. Buradan yeni bir bölüm eklediniz diyelim. Yeni bir bölüm eklediğinizde sayfada mesela resmi de değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte resim olarak buradan tutup direkt üzerine attığınızda resim çıkıyor önünüze. Farklı farklı çocuk neyi istiyorsa uygulayabiliyor. Bunun dışında çocuklar 50 tane resim buraya kendileri yükleyebiliyorlar. Hani bunlar dışında diyebilirim. Şimdi birinci bölüme bir geliyorum. Çocuk hikaye yazdı. Sonrasında Save X dediniz. Save X dediğinizde kaydet ve çık oluyor. Şimdi Save X dediğinde sizden de yine bunu yapmanızı rica edeceğim. Dilerse çocuk bunu taslaklarını da bırakabilir. Dilerse en sonda işte öğretmeni gönder kısmı var. Buraya tıkladığınızda hangi sınıfa yollamak istiyorsanız o atölyeye tıkladınız. Ve sonrasında da şuradan publish diyorsunuz ve sunum hocanıza gidiyor. Şimdi ben kendi sınıfıma geri döneyim. Kendi sınıfımda sizin yazdıklarınıza da bakacağım ama ondan önce birkaç tane daha özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu programın en güzel özelliklerinden biri, birbirlerinin hikayelerini okuyabiliyorlar. Şurada read kısmı var. Giriyorlar. Kim mesela ne hikayesi yazmış? Bu şu an İngilizce gözüküyor ama Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz Google Chrome'da. Benim sistemimde şu an çevrilmiyor. Ama çevirebiliyorsunuz. Çocuk çok rahatlıkla başkasının hikayesini okuyabiliyor. Ne yapıyor? Bu şevklenmiş oluyor. Yani sonuç olarak daha çok yazmak istiyor. Onun dışında bir de meydan okuma kısımları var. Bu meydan okuma kısımlarında öğretmen çocuğa meydan okuyabiliyor. Ya da çocuklar kendileri birbirlerine meydan okuyabiliyorlar. Ve meydan okudukları için de ister istemez ne oluyor? Çocuk daha fazla şey yapmak istiyor. Yani daha fazla işte ilgisini çekiyor. Çünkü dijital çağdayız, biraz önce de söylediğimiz gibi. Şimdi bunun dışında
Dönüp baktığımızda bir rozet sistemi var. İşte siz yazdıkça, çocuk yazdıkça bir rozet kazanıyor. Ve kazandığı rozetler ve kron sistemi var. Her yazdığında bir kron kazanıyor ve bir halk kütüphanemiz var. Halk kütüphanesinde işte buradaki editörler belli bir seviyeye gelmiş çocuğun hikayesini yayınlıyor. Hikayesini yayınlıyor ve çocuk daha fazla kitleye ulaşmış oluyor. Bunu ailelerle de yapabilirsiniz. Yine ailelerle beraber üye olma kısmımız da var. Şimdi sizinle beraber şuraya bakalım istiyorum. Evet. Bakalım neler yazmışız. Bu arada bu benim mesela sınıfım. Sınıfı oluştururken şurada class kısmından giriyorsunuz. Sınıfla ilgili işte sınıfın adı, şimdi hangi tarihe kadar geçerli oluşturabiliyorsunuz. Hemen burada üyelerimizi görüyoruz. Sonrasında işte dönüp baktığımızda yazılan hikayeleri görmüş oluyoruz. İşte burada ödevlendirme yapabiliyorsunuz. Çocuklara bakış açısıyla işte ya da farklı işte yazı yazmayla ilgili bir ödevlendirme yapıp okumalarını ve sonrasında onlarla ilgili sorular çözmesini sağlayabiliyorsunuz. Hemen şuradaki bir hikayeye girelim mesela. Girdik. Burada mesela Siyah'ın hikayesi yazılmış. İşte Siyah'ın hikayesi. Hemen bakıyorum. Çocuklara sınıfta bunu yapmanız çok önemli gerçekten. Çocukları sınıfta topladın, bunları çocuklar yolladı ve topladınız hikayeleri. Beraber değerlendirebilirsiniz. Mesela işte annesi sordu küçük Floyd. Neden benim rengim diğerlerinden farklı anne? Annesi minik siyah gözlere baktı ve sen bu dünyaya gelmiş en güzel renksin yavrum dedi. Şimdi burada ne yaptınız? Kahraman, biraz önce söylemiştiniz ya hikaye unsurlarını. Hikaye unsurlarını değerlendirdiniz. Yer, zaman, mekan, olay, karakterler açısından değerlendirdiniz. Sonra zamanı değerlendirirken şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sordu, dedi. Şimdi düşün bakalım burada sordu geçmiş zaman değil mi? Soracak, gelecek zaman oluyordu. Soruyor deseydim şimdiki zaman. Biz bunu nerede işlemiştik? Biz bunu daha önce işlemiştik hatırlıyor musunuz? Diyerek kipeklerine bir hatırlatma yapabilirsiniz. Şimdi Storyboard programını kapatıyorum. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ben işte bu aşamada şunu kullanıyorum açıkçası. Wordwall programını kullanıyorum. Ne bu? Oyun hazırlama. Aslında bir oyun programı. Ve çocukların çok ilgisini çekiyor. Burada zamanla ilgili kipeklerinden bahsettiniz ve kipekleriyle ilgili bir hatırlatma yaptınız. Daha önce konuyu işlediğimizi düşünüyorum ben. Dilerseniz ben bunu en çok şöyle kullanıyorum. Dil bilgisinden sonra, dil bilgisinden sonra pekiştirme yapmak amacıyla ya da diyelim ki daha önce işlediniz. Bu şekilde konunun ardına geldi, bir hatırlatma yapmak istiyorsunuz. Tekrar hatırlatma yapmak amacıyla ya da pekiştirme yapmak amacıyla bu programı kullanıyorum. Wordwall programına nasıl giriyoruz? Şimdi Wordwall birazcık bu konuda sıkıntılı. Eğer böyle internette gitmeler gelmeler olursa söylerseniz çok sevinirim. Hemen buradan Wordwall yazıyorsunuz zaten Google'dan. Sign up diyorsunuz. Çok rahat bir şekilde üye olabiliyorsunuz mail kısmından da. Ya da Gmail'iniz bağlıysa direkt ben öyle bağlanıyorum. Gmail'inizle bağlanabilirsiniz. Gmail'inizle bağlandık. Gmail'e bağlandım ve burada şunu göreceksiniz. Benim hazırladığım oyunlar var. Şimdi program 5 tane oyuna ücretsiz olarak izin veriyor. 5'ten fazla olduğunda bir ücret talep ediyor. Ben o yüzden açıkçası oyunlar değiştikçe ya da konu değiştikçe oyunu bu şekilde işte 3 oyundan, 4 oyundan, 5 oyunu geçmeden değiştiriyorum. Şimdi burada şöyle hemen kipeklerinden bahsettik ya biraz önce. Kipekleriyle hazırladığım bir oyunu göstereceğim size ve size linkini atacağım. Sizin de oynamanızı rica edeceğim. Hemen geliyorum işte bu oyunu size attıktan sonra, linki size attıktan sonra biraz da sistemden bahsetmeyi düşünüyorum. Hemen oyunumuzu bir açalım. Evet. Şimdi oyunu açtık. Oyunun en güzel yanlarından bir tanesini söyleyeceğim size. Yavaş yavaş açılmasını bekliyorum. Biraz yavaş söylemiştim biraz önce de. Şimdi ben balon oyununu tercih ettim. Çünkü kipekleriyle ilgili bir hatırlatma yapacağım. Bu arada siz oynarken ekranı büyütürseniz sevinirim. Çünkü yazdığımız kısımlar, yani yazdığım kısımlar biraz küçük gözüküyor. Ekranı büyüterek oynayacağım. Bu da işte 5 tane levellemek hazırlayabilirsiniz. Bir vagon var. Gelen vagonda işte kipeki yazıyor. Mesela şimdiki zaman mı yazıyor? Evet, şimdiki zaman yazıyor mesela işte. Ne geliyorsa burada işte hemen işte tıklamanızı diyorum. Pardon, geniş zamanmış. İşte ağlarsın. Nerede? Patlattınız diyelim. İşte birincisini tamamladı ve tamamladıktan sonra evet ben de yapamadım şu an.
Bu şekilde devam ediyorsunuz. Hemen size linkini atacağım. Linki nasıl atacağım? Şu bol kısmına tıkladım. Pardon, short kısmına tıkladım. Buradan dilerseniz öğrenciniz üye olabiliyor. Öğrenciniz üye oluyor ve oyunu direkt ona ödev olarak atabiliyorsunuz. Dilerseniz de link olarak atabiliyorsunuz. Ben genelde link olarak atmayı tercih ediyorum. Çocukları üye yapmak o süreç biraz daha zor oluyor açıkçası. Hemen sohbet kısmından linki atıyorum ve sizin de oynamanızı rica ediyorum. Evet. Olumlu, olumsuz eleştiriler tabii ki geliyor arkadaşlar. Ama burada gerçekten önemli olan nokta öğrenciye bir şeyleri ne kadar verebildik. Benim için gerçekten önemli olan bu. Şimdi ben size attım mesela şeyi, workflow sistemini. Hemen şöyle linki attım. Peki ben bu linkten neyi ne kadar sağlayacağım? Neyi ne kadar işte öğrenciye vermiş olacağım? Hemen şöyle geliyorum. Bir dakika, bir dondu sistemim. İnşallah düzelecek. Linki attım. Sizden şimdi oynamanızı rica ediyorum. Burada illa şu olmak zorunda değil. Oyunu siz hazırlamak zorunda değilsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Burada topluluk kısmı var. Topluluk kısmına giriyorsunuz. Topluluk kısmına giriyorsunuz. Ve topluluk kısmından şunu yapabiliyorsunuz. Diyelim ki herhangi bir konu, bu Türkçe, matematik, İngilizce ve diğer dersler hiç fark etmez. Hepsinde ne yapacaksınız? İstediğiniz şekilde girip herhangi bir oyunu seçip oynatabilirsiniz öğrencilerinize. Yani illa oyunu siz hazırlamak zorunda değilsiniz. Hemen hocam şuradan... özür dilerim. Efendim hocam. Özür dilerim. Linki tekrar isteyen arkadaşlarımız var. Yazmanız mümkün mü? Tamam, hemen atacağım hocam. Hemen şu topluluk kısmını göstereyim, linki atacağım inşallah. Buradan mesela işte anlatım biçimleri dediniz. Anlatım biçimleri olarak girdiniz. Ve burada istediğiniz herhangi bir oyunu seçip öğrencinizi oynatabilirsiniz. Benim şimdi etkinlik kısmına geleceğim. Buradan tekrar şuraya geleceğim. Linki atacağım inşallah tekrar. Evet, share diyorum. Share kısmından paylaşacağım. Biraz yavaş, başta da söylemiştim, kusura bakmayın. Evet, kopyala diyorum. Sohbet kısmından atmaya çalışacağım. Sohbet kısmından, evet, ilettim tekrar. Görebildiniz mi? Sohbet kısmından attım. Linki oradan tıklayıp devam edebilirsiniz. Henüz gelmedi hocam. Peki, tekrar deneyeyim. Bir saniye deniyorum. Bir hata oldu galiba. Şu an gözüküyor mu? Evet, şu an geldi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi bu oyunu şöyle, siz oynamaya başlarken bir yandan bir özellik daha göstereceğim ki orası gerçekten çok güzel. Şimdi bu oyun diyelim ki öğrenci kitlenize uymuyor. Ya da işte öğrenci kitlenize uymuyor, yaş grubu olarak uymuyor olabilir ya da işte öğrenciniz çok hoşlanmadı diyelim. Yani hareketli şeyleri sevmiyor olabilir. Direkt oyunu, balon patlatma oyunu direkt bir quiz'e çevirebiliyorsunuz anında. Yani sadece oyunu hazırlamanız gerekiyor. Biraz sonra nasıl hazırladığımı da göstereceğim size. Bakın direkt oyun, balon patlatma oyunu böyle bir oyuna dön. Bu şekilde oyunu devam ettirebiliyorsunuz. Farklı farklı işte 8-9 tane bu şekilde şöyle geleyim. Kısımlar var. Bu kısımlardan bunları istediğiniz hangisiyse, hangi oyunu uygulamak istiyorsanız, kitleniz neye daha yatkınsa uygulayabiliyorsunuz. Bu oyunu hazırlamak çok kolay. En güzel kısmı da bu. Şu kısımdan geliyorum. Hemen hazırladığım kısmı da göstereyim size. Hocam, bakın kitleklerini... Buyurun. Hocam, yarışmaya ben girdiğimde altında işte süreyi ayarlı bölümü var. Onları öğrenci kendisi hızını değiştirebiliyor. Yok, değiştiremiyor. Sadece kullanıcı, yani siz hazırlıyorsunuz, siz değiştirebiliyorsunuz.
Rica ederim. Şimdi onlardan da bahsedecektim zaten. Burada işte geliyor şimdiki zaman, susamış, duyulan geçmiş zaman. Neyse, siz bunları hazırladınız. Hazırladıktan sonra şöyle devam ettiniz. Kaydeti çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi biraz önceki hocamızın da söylediği kısımdan bahsedeceğim. Burada süreyi siz ayarlayabiliyorsunuz. İşte leveli ya da işte onun dışında şeyden bahsediyor ya, hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra zaman olsun mu, ekstra bir puanlama olsun mu? Bu ekstra zaman ve puanlama oyuna bir heyecan da katıyor aslında. Ve en sonunda şöyle geliyorum, bakın. Öğrencileriniz leaderboard, en sonunda bir tablo çıkacak bu arada, onu söylemeyi unuttum. Leaderboard'a işte oyunu oynadıktan sonra adınızı yazdığınızda bu tabloyu önünüze görebiliyorsunuz. Ben dersi bunu öğrenciye atıyorum, öğrenci oynuyor ve o sırada ben zaten işte sınıftan herhangi bir öğrenci benimle beraber oynuyor mesela. Sonrasında da şöyle yapıyoruz, hatta bunu ödevlendirme olarak veriyorum. Sonrasında çok da eğlenceli olduğunu söylüyorlar, oynuyorlar yani evde sürekli. Tabloda kimin kaç puan aldığını görebiliyorum. Şimdi sizden de oynamanızı rica etmiştim. En sondaki o leaderboard kısmına isminizi yazarsanız, hatta beraber şöyle devam edelim, beraber görelim istiyorum. Leaderboard kısmına isminizi yazarsanız orada şunu göreceksiniz. İsminiz en aşağı kısımda çıkacak. Oynayan var mı farklı olarak? Bakıyorum şu an. Yalnız ekranı büyüterek açarsanız çok daha rahat bir şekilde zamanları, o tekliflerini görebilirsiniz. Bu, ben biraz yavaş hazırlamışım sanırım. O hızlı falan siz hızlandırabilirsiniz. Bu programı açtığımda birazcık donuyor ama hemen bakıyorum. Ve duyulan geçmiş zaman. Bekliyorum, gelmiş mi gelmemiş mi? Tamamladı, birinci sayı tamamladı. Devam. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bakayım var mı bitiren, bilmiyorum oyunu bitiren var mı ama. En sonunda da bir değerlendirme yapıyorsunuz. Hemen beraber oynayalım madem öyle. Süreyi biraz daha, süreyle hızı biraz daha ayarlarsanız çok daha iyi olacak. Mesela... Zamanla ilgili bir de şey de söyleyeceğim. Zamanı işte ayarlamak ve işte balonlar. Mesela biraz önce bahsettiğim balon mesela bu. Siz bir oynamayın. 5 puan kazandı gibi. Siz, bu tarz şeyler de yapabilirsiniz. Siz oynamayın hocam. Ses kalitenizi fena da bozuyor. Evet. Ya şimdi hani oyunu bu şekilde devam ettirebiliriz. Hemen paylaşımı tekrar yapacağım. Evet. Söylemiştim biraz önce de olacağını. Neyse, yani öğrencileriniz bu şekilde oynadıktan sonra aşağıya doğru iniyorum ve işte görebiliyorum kim neyi oynamış, ne kadar puan almış. Bu şekilde tabloyu görebiliyorsunuz leaderboard kısmına yazdıktan sonra. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Kendim derste neyi uyguladıysam size onu göstermeye çalıştım. Bunun dışında eğer bir sorunuz varsa hemen hızlıca alabilirim. Ama benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok etkili bir sunum olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı bir sunum oldu. Özellikle örnek çalışmalar yapmanız, detaylı örnek çalışmalar yapmanız benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam, kullandığınız modülle ilgili sorun vardı. Çok güzel bir modül kullandınız. Ses kayıtlarında oldu. Acaba bu kaynaklara nerelerde ulaşabilirsiniz? Hazır modüller var mı hocam? Özür dilerim. Olarak sesinizi alamıyorum ama benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Şu anda geliyor mu hocam? Sizin sesiniz geliyor. Nurdan hocam. Biz sizi duyuyoruz Nurdan hocam. Evet, şimdi geliyor sanırım. Teşekkür ederim. En son söylediğiniz şeyi duyamadım ama hocam, böyle olmasın. Nurdan hocam, kullandığınız modül, Türkçe modülleri çok güzeldi. Gerek ses kayıtları olsun, gerek QR kodlar olsun. Çok faydalı içeriklerdi. Bu tarz içeriklere acaba ulaşabileceğimiz bir yer var mı? Hazır böyle modüllere ulaşabiliyor muyuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani kurum olarak bizim program geliştirmecilerimiz tarafından hazırlanıyor. Ama hani şu an kurumumuz içerisinde herhangi bir yerden ulaşılmıyor diye biliyorum. Halep hocam, yanlış söylüyorsam beni düzeltin. Doğrudur hocam. Biz kurum içerisinde bir araştırma geliştirme birimimiz var.
Türkçe kitaplarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Türkçe kitaplarımız 6 bölümden, 6 modülden oluşuyor. Her modülümüzün de çok temel bir sorusu oluyor. Mesela hocamın işlediği öteki metni hangi modüldendi? Öteki kim? Ve öte kim? Şeklindeydi sorumuz. İşte başka bir modülümüzün sorusu neden okuruz olabiliyor? Ya da bizi ne mutlu eder oluyor? Bu soru ekseninde bizim biçimlediğimiz, etkinliklerini oluşturduğumuz, ses kayıtlarını yaptığımız, oyunlarını kurguladığımız ve hocalarımızdan başarıyla uyguladıkları şimdilik kurum içerisinde kalan bir materyal diyebilirim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben IB öğretmeniyim. Buradan hocamın az önce işlemiş olduğu ders tam bir IB ilk yıllar, orta yıllar programına ait bir ders içeriğiydi. Çok mükemmel bir sunumdu. Bu bağlamda ders içeriklerinin IB'ye tam uyumlu olması, yani öğrencilerde öğrenen profillerini destekleyen şekilde işlenmesi, gerek içerik hazırlayan arkadaşlar gerek noktasında mükemmeldi diyebilirim naçizane. Türkiye bağlantıları olsun, yeni kavramlar öğretme olsun, çok faydalı buldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mutlu ettiniz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. IB'yi de yakından incelemiş, çok beğenmiş ve yararlanmıştık. Yararlanmayı da sürdürüyoruz. Çok sağ olun katılımınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler hocalarım. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hocam teşekkür ederiz. Güzel bir sunumdu. Sağ olun. Ellerinize çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkürler emeğiniz için. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.